onların okuma yazma bilmediğini iddia ediyorlar. Herhangi bir açıklama beyanda bulunmadan sandıkta arkaya kürsü arkasına, kabin arkasına gidip oy kullanıyorlar. Okuma yazması yoktu. Sen burada taraf toplamak için elimden geleni yapıyorum. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, kişi kime oy verecekse de yalnız başına kendi iradesini kullanmak. Hangi partisi az önce gördüğümüz şey bizim burada oy verecek. Ben izlemeye devam edelim. Devam edeceğim. Görüş alanımızın dışında herhalde bir bildirme ne yapmaları gerektiğini söyleyenler olmuş. Biz burada yapmamıza rağmen görüş alanımızın dışında. Şu anda ben kabinesi göremiyorum. Hem sizden dolayı. İşlemi durdu. Diyorduk ki arkadaşlar sandık güvenliğini gereğini yapsınlar. Tutanak tutulacak bir konu varsa da hızla tutanak adı burada tutulsun. Gereği yapılsın. Tutanak bir şeye tutanak başkanı var. Dışarı çıkmasına gerek yok. Merhabalar değerli Muş halkı ve bütün Türkiye kamuoyu. Şu anda Güzeltepe Acmanok Okulu'nun önündeyiz. Burada ciddi anlamda ihlaller yaşanmaya devam ediliyor ve gözlerimizin önünde, hatta güvenlik güçlerinin gözlerinin önünde bile cereyan eden defalarca mükerrer olan olaylar, mükerrer eden, tekrar eden olayları tanık olduk. Şöyle ki yasa açıktır. Okuma yazma bilmeyen kişiye yönelik yapılması gereken uygulama nettir. Buna rağmen oy kullanmada okuma yazma bilmiyor bahanesiyle kabin arkasına 2-3 kişi giderek oy kullanılmaya çalışılıyor. Oy kullanmak isteyen kişinin de iradesi gasp ediliyor. Aynı zamanda seçimlere de hile karıştırılıyor. Ve bunu kendi gözümüzle bulunduğumuz yerde görüntülerle, fotoğraflarla kayıt altına aldık. Sadece bir değil, bizim tanık olduğumuz 3 kere böyle bir olay yaşandı. Şimdi buradan baktığımız zaman yurttaş geliyor, vatandaş geliyor oyunu kullanmaya. Güvenlik görevlileri burada, jandarma kolluk kuvveti burada. Ancak onlar bu konuyla ilgili herhangi bir müdahalede bulunamıyor. Hatta devletin burada etkisi yok çünkü yurttaş güvenlik görevlisine saldırıyor. Böyle bir seçim atmosferi içerisindeyiz. Ve bununla yetmezmiş gibi sandık kurulu üyeleri, sandık kurulu başkanları da tehdit ediliyor. Gözümüzün önünde tutanak tutması gerekirken, tutanak tutacağını da kabul etmiş, beyan etmişken okul görevlisi tarafından tehdit ediliyor, işaretlerle bunu yapmaması telkin ediliyor. Şu andan itibaren burada Güzeltepe'de Acmanok'ta bu seçimin aslında geçersiz olması gerekiyor. Buradaki bu hilenin, bu hileli yapılan oy kullanma işleminin feshedilmesi gerekiyor. Ancak devlet burada güç yettiremiyor. Biz buradan bunu ihbar ediyoruz. Muş halkına ve bütün Türkiye kamuoyuna ihbar ediyoruz. Mevcut iktidar kaybedeceğini anladı ve bu yüzden de alamadığını sandıkta
düsturunca, usulünce alamayacağını hilelerle, zorla yalmaya çalışıyor. Ancak biz burada halkımızın iradesini kullanmasına yardımcı olmaya, bunu ayuka çıkarmaya, halkın iradesinin etkin kılmaya mücadele etmeye devam edeceğiz.